Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi kılıç ağrılarının son hali. Bu kılıç ağrısı, bu da kılıç ağrısı. Bunu besledim. Bundan bir çıta çektim. Bundan da şimdi iki çıta çekeceğim. Hatta bundan üç çıta çekmeyi düşünüyorum. Çünkü kovanı alacağım, boşaltacağım. Şöyle göstereyim paket yavrusunu. Besleyince nasıl gelişiyor görüyorsunuz değil mi? Şimdi bizim derdimiz ne? Hem kılıç ağrılarını bitirmek, hem de diğerlerine destek olmak. Şimdi şunu ben bir çırpayım, dondurayım. İşimize bakalım. Şimdi arkadaşlar aldık paket yavruyu. Geldik. Arkadaşlar bu damda çiftleşen iki çıtalı arıydı. Şu an güneş var ama şöyle bir kölyelik yapıyorum. Şu an şu en dıştaki temel petek, gerisi kabarık. Artık kata başlayacağım. Yani şuradan ağrı. Şimdi burası Adana. Onu söyleyeyim. Şu an bile hava yani yanıyor. Öyle yavru çürüyor falan olur sanmayın. Senin ne işin var orada? Tüyü kelebeği vardı. Git. Şimdi burayı şaşma. Evet. Kapağını açık bıraktık. 2 dakika hemen geldik olmuş. Şimdi bir çıta daha vereceğim buna. Sonra dışını da kapatacağım. Bu arı demin her hafta desteklediğim için dalak örüyordu. Şimdi yavruyu verdiğim için yukarı çıkacak arı. Şimdi bir çıta daha getireceğiz oradan. Geldik yine bakkala. Marketimizden yine alacağız bir paket yavrumuzu. Bu da paket sayılır. Evet, kılıç ağrımız da burada. Onu da çırpacağım. Şimdi peki ne yapacağım bu arıyı? Bu kovanla buradaki kovanı birleştireceğim. Kılıç ağrılarını ikisini birbirine katacağım. Hangisi hangisini yerse, isterse ikisi birbirini yesin. Hiç umurumda değil. Yani bitireceğim. Kılıç ağrılarının bitmesi lazım çünkü sağa sola sataşıyor. Çok saldırgan oldular. O yüzden artık bitireceğim. O yüzden finale oynuyoruz. Sonra da besleyeceğim. Evet. Evet arkadaşlar. İki paket yavruyu da verdim buraya. Gördüğünüz gibi. İkisi de yavrulu. Arılar yukarı tırmanmaya başladı. Bir tane şuraya saracak şekilde tam petek attım. Şimdi arı sarar arkadaşlar. Burası Adana, bak tekrardan söylüyorum. Burası sıcak. Siz böyle yapmayın. Eğer böyle bir destek atacaksanız bunu şuranın içine verin yani. Şu üçüncü çıtayan olduğu yere verin, şuraya. Sıcak olsun. Merkeze de kabarık petekleri atarsınız. Arı yumurtayı koyar. Bu şekilde yapın. Dediğim gibi benim burası sıcak. Yani o peteğin üstünde arı bile durmaz. O yüzden ben rahat atıyorum. Niye atıyorum? Bir an önce gelişmesi lazım. Çünkü önümüzde bir bal akımı var. O zaman bir ızgara atacağım. Bu iki kovan damda çiftleştirdiğim arı. Yani bunlar bakayım şey için deneyeceğim. Hani terim alabilecek miyim? Onun için deneyeceğim. Hani oradan getirdim. Sakinliği önemli ama şu an sakinliği güzel. Ama benim arılarla çiftleşmedi. Sakinliği güzel ama işte içine kılıç koyduğum için, yani kılıçların yavrularını koyduğum için, yerlerin yavrularını koyduğum için saldırıyor. Normal ama bu dediğim gibi şey bittikten sonra, kılıçların ömrü dolduktan sonra kendi kovanı iki katına kendi arısıyla basacak. O zaman bakalım bal verimi ne olacak. Zaten bu sondu. Son yüklemeyi yaptım. Daha da yok yükleme. Yani kılıçlardan yükleme bitti. Zaten kılıç da kalmadı doğru düzgün. Hepsi bitiklere oynuyor. Bu şekilde arkadaşlar. Bakalım hayırlısı ne olacak. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Bugün bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.